Gazete Duvar Ekranları'ndan herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz yönetmen Özcan Alper. Özcan Bey, Gazete Duvar Ekranları'na hoş geldiniz. Sıçmalı. Karanlık gece artık izleyicilerle buluşuyor. Evet, bu ee, Filmin hikayesini bilenler için aslında biraz gecikmiş bir vizyon tarihi. Ama biz biraz öncesine geçelim. Filmi yazmaya başladınız, daha sonrasında pandemi. Filmi aslında bitirdiniz ve kurguya giderken pandemi başlamıştı Türkiye'de. Aslında iki partta çekecektik. Bilmi birinci partın sonunda pandemi başladı. Kurgu sürecinin pandemideydik. Sonra bir ara açılır gibi oldu ya böyle bir hazır altımıza. O ara dönemde gittik hızlı hızlı ikinci parti çektik. Tabii bütün post süreci pandemi dönemine denk geldi. Hatta kalır için işte Fransa'ya ben gidemedim. Görüntü yönetmenimiz Almanya'dan kalktı gitti. Bazı işte bazı işlemlerin hep neredeyse online uzaktan yapmak zorunda kaldık. Evet biraz öyle bir döneme denk geldi ama ne yapalım dünya bütün dünya başka zor bir dönemdeydi. Sonrasında festival süreçlerinde yine savaşlar, şu bu bir sürü bir şeyler. En sonunda tam gösterime girecektik. Maalesef çok bütün ülkemizi etkileyen korkunç hareketler, deprem oldu. Biz de o süreçte zaten girmek doğru değildi. Erteledik. Şimdi evet bir seçim sürecindeyiz. Ama bir taraftan galiba dünya ve ülkemizde de gündem bitmiyor. Biz de yine de... Çünkü aslında epey bir yıl olduğu için neredeyse 3-4 yıl oldu. Çekime başladığımız önden beri. Havalar da böyle hafif ısınmışken girelim dedik açıkçası. Hafif evet. buluşalım dedik. Aynen öyle evet. Ee, aslında Karanlık Gece odağını bir linç meselesini alan, hmm. bir yanıyla da Türkiye'nin panoraması diyebilecek olduğumuz bir görüntüyü de ekrana hmm. yansıtan bir film. Önce buradan başlayalım. Ee, yine çok önemli ve kıymetli bir yazar Murat Uyur, Kulukla, Uyur Kulak'la birlikte senaryoyu evet, evet. E, kaleme aldınız. Filmin o ilk doğuşunu anlatır mısınız? Yani neden linç? Ee, özellikle Türkiye son yıllarda birçok linç meselesiyle karşı karşıya kaldı. Siz de bunu sinemaya aktardınız. Filmin doğduğu nokta sizi linç meselesini anlatmaya iten nokta neydi? Yani dediğim gibi bazen tekil bir olay böyle bir şeyi anlatmaya itmiyor. Ama tabii ki Türkiye'nin içerisinde bulunduğu siyasal atmosfer ya da genel olarak atmosfer. Biz de sonuçta bu toplumda yaşıyorsunuz. Doğal olarak beslendiğiniz kaynaklar ülkenin kendisi oluyor. Buradan etkilenip böyle bir hikaye ama genel olarak hani bu filmdeki aslında anlatmak istediğim bu kötülük meselesi sadece bu filme özgü değil. Daha önceki filmlerimde de aslında bir siyasal şiddet, kötülük meselesi hep vardı ama burada özel olarak bu kötülüğün daha çok nedensellikleri ve Biraz böyle felsefik olarak da köklerine bakmak istedim galiba. Çünkü çok fazla zaten karşılaşıyorsunuz dediğiniz gibi. Ama bunu tabii yaparken böyle bir bir yani yanlış anlaşılmasın bir belgesel ya da politik bir makaleden ziyade en nihayetinde sinema sanatının kendi olanaklarıyla böyle bir hikaye anlatmak ilgimi çekti, cezbetti diyelim. Bu hikayeye öyle başladık diyebilirim ama tabii ki bir sürü bir sürü Bazen Türkiye ile ilgili ben öyle diyorum yani bazen siz kurmaca bir şey düşünüyorsunuz ama bir yıl sonra iki yıl sonra o gerçek kurmacanın çok önüne geçebiliyor maalesef öyle bir ülke yani Avrupa'da normal Avrupa ülkesinde yaşanmıyor böyle şeyler yaşanıyor ama orada belki de beş yılda bir olan şey neredeyse bizde bir yer daha olabiliyor çünkü günemi çok yoğun olan çok fazla kutuplaşmış çok fazla kamplaşmış ve çok fazla siyasi olarak aslında sertleşmiş bir coğrafya böyle olunca da daha fazla gerilimlere açık. Biz de madem öyle dedik daha politik gerilimi olan böyle bir hikaye anlatmaya karar verdik. Yine aslında bakınca ilk filmimiz Sonbahar. Hı -hı. Özellikle yayınlandığı zaman çok ciddi bir tartışma ve gündem olmuştu. Hı -hı. Çokça insan tarafından beğenilmişti. Şimdi Sonbahar'dan buraya gelen süreçte tabii çok uzun yıllar geçti. Hı -hı. Siz Sonbahar'da yine gerçekçi bir hikaye anlatıyordunuz. Hı -hı. Solcu bir karakterin yıllar sonra eve dönüş hikayesiydi. Hı -hı. Buradaysa e, artık daha farklı bir noktadan hikaye görüyoruz. Hmm. Yine bir eve dönüş hikayesi. Hmm. Fakat bu sefer eve döndüğünde e, katil hmm. ve maktul yer değiştirmiş oluyor. Hmm. Siz eve dönerek başlayan hikayelerinizle nereye varmaya çalışıyorsunuz? İkisini yani başlangıç filmi ve son filmi karşılaştırırsak evet ikisi de aslında biri Yusuf biri Sakın içsel yolculuğuna daha çok onun içsel yolculuğu üzerinden tanıklık etmeye çalışan daha çok daha bu karakterler üzerinden hikayeleri Son dedi. Sonbaharda dediğiniz gibi bir mağdur bir karakter. Hani hatta devletin siyasal sistemin mağduru olmuş, i̇şte 12 yılın cezaevinde geçirmiş bir karakterin son zamanlarına tanıklık ediyorduk. Burada da kendi yaşadığı coğrafya, ev diyebiliriz buna da aslında. Eve dönüş dediğiniz için. Aslında o ev, evin yaşanılmaz hale gelmesinden kaynaklı orayı terk etmiş. Ama en yakın olan annesinin ölümü, ölüm haberi ya da ölüm öleceğini bildiği için evine dönen bir sıkın, aslında terk ettiği evin şöyle bir şey var. Yani o evi terk etse de o evdeki sorunlarla ilgili mücadele etmediği zaman terk etse de aslında oradaki sorunların bitmediğini ve kendi geçmişinden kaçamayacağını görüyor aslında. O oranın aslında bıraktığı gibi hatta daha kötü devam etti. O yüzden utancını taşıyarak ve bunun bir vicdan ile beraber, vicdan muhasebesiyle beraber ancak bir hakikat arayışına dönünce oranın yaşamlar olabileceğini anlaması üzerine bir film diyebiliriz. Bu aslında bizler için, hepimiz için de geçerli. Bütün yazar, çizer, aydın, sanatçı, siyasetçi. ülkede yaşayan aslında herkes için de varmak istediğim yer belki burası. Evet bu ev inanılmaz bir sürü sorunlarla boğuşuyor ama bu sorunları üzerine örterek değil ya da kaçarak değil Tam bu sorunları belki de açık ederek, konuşarak, tartışarak ve eğer söz konusu olan bir hak hukuk arayışıysa da bir hakikatin çarpıtılması meselesi varsa da o hakikatin peşine düşüp bir adalet arayışı içerisine girip orayı başka türlü bir yere dönüştürmemiz ancak böyle mümkün olabilir diyorum. Herhalde filmde de böyle bir yere varmaya çalışıyorum. Yine aslında bakınca sizin sinemanızda edebiyatçılar ciddi bir yer tutuyor. Ben biliyorum e, Hı -hı. kişisel sohbetimizden. siz edebiyatlı daha doğrusu yazının e, her haliyle çok ilişkilisiniz. Bakınca yine Primo Levi'nin bir kitabından bahsetmiştik e, çok uzun zaman önce. Hı -hı. Yine hata. orada evet Hı -hı. orada yaşanan bir e, aslında toplumsal linç bir e, katliam hikayesi vardı. Bugün döndüğümüzde baktığımızda karanlık gecede aslında bir e, linçten daha ziyade. Toplumun tüm damarlarına yayılmış hı, bir hı. E, katliam ve utanmama duygusu hı hı. E, barındırıyor. Hı hı. Bugün baktığımızda sizi, e, bizim İshak karakterimiz aslında her şeyin farkında olan, her şeyi izleyen bir karakter. Hı hı. Sizin kameranızı koyduğunuz yerde bir siyasal pozisyon ve tavır alıyorsunuz. Hı hı. Burada İshak ne kadar eve dönse de aslında evin üyelerinden, o mahallenin, o kasabanın hı hı. kişilerinden birisi. Hı, hı Kameranızı koyduğunuz yerde bu sefer çok içeridesiniz. Hı hı. O gözle anlatmak nasıldı? İshak gibi bir Ay, lince, evet, yani. bir lince tanık etmiş birisinin gözünü anlatmak, onunla duygudaşlık kurmak nasıldı? Tabii şimdi baktığınızda siyasi olarak karşıt gözüktüğünüz biriyle empatik kurmaya çalışıyorsunuz. Ama bir taraftan da ülkeye baktığımız zaman ya da bu tarz meselelere baktığımız zaman sadece karşısında durmak yetmiyor. Tam tersine eğer bir an yani meseleyi anlamak da gerekiyor. Biraz İshak da hani daha gri bir karakter özelliğine. yani Sadece siyah ve beyaz bir karakter değil. Bu anlamda daha gri bir karakter. Aslında toplum da böyledir. Bazen ama sadece birtakım takım iktidar biçimlerinden ya da çoğunluğun söylemlerinden dolayı bazı kişiler kendilerini başka yerlerde ifade edebiliyorlar. Ama tam tersine burada belki de yani insanların böyle zamanlarda vicdanlarıyla, vicdanlarının sesini dinlemelerinin ne kadar doğru olduğunu da anlatmaya çalışan bir hikaye. İshak hani bu anlamda böyle daha daha böyle, dediğim gibi daha ortada duran bir karakter. Ama şunu görüyoruz mesela İshak gerçekten o kasaba içerisinde işte Ali o kasabaya geldiğinde ilişki kurabildiği tek karakter. Çünkü Öyle ya da böyle. O o kasabadan olsa da e, müzikle ilgilenen biri mesela. Ya da Neşet ertaş şarkıları ya da e, Kriçalı şarkıları söyleyip dinleyen biri. E, bu da aslında şeyi çok açık ediyor yani. Bizim gibi toplumlarda diyelim ki evet çok büyük bir ırkçılık ve milliyetçilik toplumun her kesimine nüfus etmiş. Peki ne olacak? Temel mesele şu ya. Nasıl dönüşecek bu toplumlar, topluluklar? Orada da aslında genel olarak sanatın, müziğin, resmin, edebiyatın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani basit düzeyde müzikle tanışmış olan bir karakter bile diğer bütün karakterlerden söz konusu olan bir kötülük ve vicdan söz konusu olduğunda ayrışabiliyor, vicdanını dinleyebiliyor. O yüzden de zaten biz şunu da demeye çalışıyoruz aslında. Toplumun her kesiminin mutlaka bu mutlaka aslında bunun bir eğlence aracı olarak görülmemesi sanatın. Tam tersine bizim gibi toplumlarda Genel olarak bence insanlık için sanatın ne kadar iyileştirici e, ve onu karşı kıyıya taşıyabilecek, onu klasik metaforla söyleyeyim, ne kadar önemli olduğunu görürüz. Ve temel olarak da insanın içindeki, biliyoruz yani insan mutlak iyi ya da mutlak kötü değil. Ama esas mesele de şudur yani, hep iyi olan tarafa terazi bastırmamız. Yani biz, bu kendimiz için de geçerli. Bizim de bir sürü iyi yanımız var, kötü yanımız var. Ama mesele şu ya, yani hayatta hep iyi olmaya doğru çabalarız. Aslında bütün sanatın, felsefenin, siyasetin de günün sonunda varmak istediği yer bu. Çıkış noktası bu aslında ya da dinlerin baktığımızda, insanlık tarihi açısından baktığımızda. Ama bu mümkün olabiliyor mu? Olmuyor. Ama mümkün olmuyor değil bu diye burada ben mesela kendimi orada konumlandırıyorum. Tamamen kötücül bir yerde durmak doğru gelmiyor bana. O zaman demek ki hem biz bireysel olarak hem de toplumsal olarak sanatla da başka başka şeylerle hep o tarz insan ki iyiye doğru bastırmak gerekiyor. Bu yüzden de belki e, İshak karakterini seçmek istedim bu, bu defa. Şimdi filmde şeyi de görüyoruz. Vicdan mesesi tartışılıyor. Ama filmin baş kahramanının bir vicdanı var. Bir de filmin yönetmenin vicdanı var. Aslında sizin yapmak istediğiniz belki de bu filmi bugün bu kadar konuşulur hale getiren vicdanı her iki açıdan tartışmak diye düşünüyorum ben. Ya da seyirciyi de bunun dışında bırakmamak gibi bir derdim vardı aslında. Yani yine seyirciyi bir yabancılaşarak evet orada iyiler var hatta kötüler var değil Tam tersine seyirci de filmin için alıp seyirci de filmin içinde aslında dışarıdan değil daha içeriden bir yerden aslında bakmasını yönetmen olarak hem hikaye anlatımından hem de yönetme çekim olarak Biraz böyle bir şey sağlamaya çalıştım aslında. Bu yüzden de İshak karakteriyle aslında özdeşleşiyor. Yani oradaki kötülerden biriyle özdeşleşiyor. Ama geldiği yer tabii ki başka bir yer ee, olsun istiyorum. Ya yani da olsun istedim. Ne kadar başardık bilmiyorum. Dediğiniz şey, e, karakter, ana karakterin vicdanıyla benim vicdanım meselesi ise işte biliyoruz yine yani işin işte estetik tarafından biliyoruz ki evet bir yapıtın kendi kendi söylediği bir cümle oluyor. Sizin yönetmen olarak aslında söylemeye çalıştınız. Tabii ki ayrı şeyler olmaması gerekiyor. Sizin söyleyeceğiniz, yönetme olarak söyleyeceğiniz şeylerin yapıtın içerisinde yedirilmesi gerekiyor. O zaman zaten doğru doğru eser ortaya çıkıyor. Ama burada tabii sizin bu bir romanın yazarı olabilir, bir filmin yönetmeni olabilir. Sizin hayattaki duruşunuz ya da kimliğiniz, kişiliğiniz, politik bir sürü bir sürü belki etnik kimliğiniz, belki cinsel kimliğiniz her şey aslında biliyoruz ki Belirleyici e e e olabiliyor bir yandan da. Şimdi, ben de yine, bundan bağımsız değilim hı, tabii ki. Yine sohbetimizin başında da geçti. Ee, sizin edebiyatla yazıyla ilişkiniz çok hı -hı. yüksek. Ama hemen hemen her filminizde aynı zamanda edebiyatçılarla çalışıyorsunuz da. Yani Murat Özyaşar'la, Öyküc Murat Özyaşar'la bir kısa film yaptınız. Evet. Kemal Varol'un romanını birlikte uyarladınız. Hı -hı. Şimdi de Murat Uyurkulak. Daha önce de Ahmet Büke ile Ahmet ile daha önceki ee, filmleriniz şey. var. Ee... Yani şöyle en niyetinde sinemada da bir hikaye anlatıyorsunuz ve gerçekten edebiyat Türkiye'de sinemadan söyleyebiliriz. Ee, doğal olarak yani sinemanın son yıllarında evet sinemada başka bir yere geldi ama Türkiye tarihine baktığımızda edebiyat tabii başka bir yerdeydi. O yüzden açıkçası bu ilişkiyi çok şey görmüyorum. En niyetinde senaryo yazıyoruz beraber. Eğer anlaşabiliyorsak çalışabiliyorsak çalışmayı seviyorum açıkçası. Hem belki edebiyatla kurduğum ilişkiler ya da o yazarları yeterince tam tersine edebiyatını bildiğim, sevdiğim, anlaşabileceğimi düşündüğüm, ya bir, bir, belli bir yolu beraber gidebileceğim. Daha doğrusu o yolda yoldaş olabileceğim. Yazarlarla aslında çalışıyorum. O yüzden bunu daha önce birkaç yerde de söyledim. Türkiye'de bir dönem şöyle bir şey oldu. Özellikle bağımsız sinema ve o tarz sinema dediğimiz, otur otor yönetmen kavramından kaynaklı olarak böyle her şeyi kendi başına yapabilen, yapan bu çok kıymetli bir şey gibi görüldü. Ben de şöyle diyorum, sinema zaten film yapmak 100 kişiyle, en az 100 kişiyle ortaklaşa yapılan, yaptığınız bir şey. Tabii ki orada bir yönetmen kendi imzasını atıyor. Ama mümkün olduğunca bir işbirliğine birliğine dayanında bir sanat dalı. Sette olan sanat yönetmeni, görüntü yönetmeniyle işte bütün ekipte büyük bir işbirliği yapıyorsunuz. Aynı şeyin neden set öncesi, yazım sürecinde olmayacak diyorum ve eğer çalışabiliyorsam da çalışmayı seviyorum. Muhtemelen çalışacağım da bundan sonra başka belki hikaye de bir açılarla ya da öykücülerle. Burada da mesela şimdi bu hikaye gerçekten baktığımız zaman çok karanlık ve sert bir hikaye. Şimdi ben kendi karakterimi biliyorum. Hatta Murat'la çok komik bir anımız var. Ben ona hikayeyi yazmıştım gönderdim de senaryoya geçmeden. Böyle bir şey yazdım. Hani senaryo sürecinde mümkünse eğer zamanlı olursa çalışmak istiyorum diye bir bak hikaye yok. Eğer seversen. O da ertesi gün aradı. Dedi ki Özcan kararımı vermeden oturdum 3 tane filmini izledim. Gördüm ki dedi 3 tane filmde bir tane bile doğru dürüst küfür yok. Peki bu film ama biliyorsun yani başka bir türlü bir filme benziyor. Her türlü şeyi yazabilecek miyiz? Ben dedim ki tam da bu yüzden belki seninle <laughs> çalışmak istiyorum. Çünkü gerçekten ben Murat uyur kulak kadar sokağa ne bileyim yani ben hayatımda belki dört kere kahveye gittim. Ama burada hayat, bütün ömrü neredeyse kahvede geçen erkekleri anlatıyorsun Çok fazla bir erkek ve eril bir dünya. Biliyordum ki ben Murat kadar iyi yazamayacağım ve gördüm de gerçekten onunla çalıştığım için senaryonun her süreci yani benim de şimdi hem hoşuma gidiyor hem de iyi bir sonuç ortaya çıktığını e, görüyorum. İşte tam da bütün bu nedenlerle aslında çalışmayı da doğru buluyorum. Yani sizi küfür bir araya getirdi diyebiliriz <laughs> o zaman. Son olarak şunu soracağım yani Altın Portakal'da e, en iyi film ve en iyi, en iyi senaryo, senaryo ödüllerini aldınız. Altın, Altın Portakal ödül töreninde yaptığınız konuşmanın ardından bir kesim tarafından hedef gösterdiniz. Yine sinema dünyası size e, çok fazla destek çıktı. Altın Portakal'ı konuşmanızda e, memleketteki linç kültürünün memlekette yanlış giden şeylerin 100 yıldır devam ettiğini söylediniz ve akabinde birçok kesim tarafından e, organize bir şekilde hedef gösterdiniz. Aslında sonrası oldu yani Antalya'daki konuşmadan sonra Boğaziçi Üniversitesi'deki konuşmadan sonra oldu. Hatta yani o linç olayında da şöyle dedim tam tersi yani bireysel olarak algılamadım onu. Antalya Film Festivali'nde hem benim hem Emin'in hem de diğer ödül alan birçok arkadaşın evet. aslında siyasal iktidar karşısında işte sinemaya, sanata siyaset bulaştırmayın diyenlere karşı ne demek yani? Tam tersine sanat her zaman siyasete bazen iç içedir, bazen söz söyler. Bunun belirleyici olan siz değilsiniz, bizleriz deyip herkes sözünü orada sahneye çıkan herkes aslında kendi kuşamdan da yönetmenler ya da başka ödül alan herkes bunu söyleyebildiği için aslında bence bir tam da seçim sürecine girdiğimiz için mevcut iktidar bence genel olarak sanatçıları, yazarları, yönetmenlere karşı bir bence susturma çabası, bir korku atmosferi yaratma şeyi vardı. Ama gördük ki hiç kimse tam tersine korkmadan sözünü söylemeye devam etti. O yüzden de belki de bir taraftan da böyle bir seçim atmosferine girdik. Ki bence bu seçim atmosferini en önemli kalan şeylerden biri. Ama ya da ya da şöyle böyle değil. Gerçekten şimdi Cumhurbaşkanı adayı işte Kılıçdaroğlu'ndan da görüyoruz. İlk kez hatta daha önce hiç beklenmediği şekilde işte işte Alevi kimliğiyle ilgili, Kürtlerle ilgili ya da başka başka meselelerle ilgili sözünü söyleyebildiği için açık açık bazı şeylerin aslında ne kadar doğru olduğunu gördük. Ama tabii ki mesele burada bunun provoke edilip başka başka şeylere değil. Tam tersine aslında hep beklediğimiz, istediğimiz şey de o. Herkesin amasız, fakatsız kendi düşüncesini ifade edebil edebilmesi gerekiyor. Böyle bir ülke zaten istiyoruz. Böyle bir ülkede de, zaten böyle bir ülkede de linç kültürü ortadan kalkar. Öyle. Çok teşekkürler. Umarım bir sonraki filmimizde yine sizi ağırlarız. Karanlık Gecenin şimdiden e, yolu açık olsun. Çok umarım çok izlenir. E, evet. güzel geri dönüşler alır. Umarım hani gerçekten hani seyircinin kolay içine alabilen, seyircinin de izleyebileceğini rahat izleyebileceği bir film. E, umarım severler, umarım izlerler. Biliyorum çok yoğun bir gündemden geçiyoruz ülke olarak. Gerisi onlar da. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gazete Duvar izleyicileri, bugünkü konuğumuz yönetmen Özcan Alper'di. Özcan Alper'in son filmi Karanlık Gece izleyicilerle buluştu. Ee, Alper'le politik sinemayı, e, Karanlık Gece'nin ana hatlarından birisi olan linç kültürünü ve önümüzdeki günlerde yapacak olduğu çalışmaları konuştuk. Şimdiden iyi izlemeler, teşekkürler.